Kutsallığın tadı sana hayat versin. Baharda başlatacağımız mücadelemize güç katacak yeni şövalyemizi kutsuyoruz. Ab imo vectore. Ab imo vectore. Ab imo vectore. İçerideler mi hala? İçerideler. Ne duruyorsunuz? Yok mu senin bir plan? Yok. Benim var. Nedir abi? Bodoslama. Hadi Cahit, dayan. Büyük efendi. Büyük efendi.
nasıl hissediyorsun? Seni gördüğüme sevindim. Bu kadar. Başka ne söylememi istersin? Bütün gün bu anı sabırsızlıkla bekledim. Ne diyeceksin diye merak ettim. Az önce anlattım duygularımı, duymuşsundur. İstediğini aldın. Sen şimdi nasıl hissediyorsun? Omuzlarımdan büyük bir yük kalkmış gibi. Neden Abdülhamid? Benim ne hissettiğimi anlamanı istedim. Anladım. Şimdi ne yapacaksın? Yoluma devam edeceğim. Ne yapayım? Böyle daha rahat oldu. Geçmişim beni takip edemez artık. Şimdi kim olacaksın? Zülküf Yüksel, Abdüley, Mefta. Aramıza hoş geldin. Taze ölü. Benim ne hissettiğimi şimdiden sonra daha iyi anlayacaksın. Hadi git de dostlarının acısını seyret. Yüreğin dayanabilecek mi bakalım? Ben senin gibi yapmayacağım. Sırrımı saklayabilecek bütün dostlarıma söyleyeceğim. Teker teker görüneceğim. Madem yeni bir hayat yaşıyorsun, git hayatını yaşa. Ortalıktan kaybol. Yok olmak istiyordun. Yaşarken yok olmayı tat. Ama bu dediğini yapma. Kimseye görünme. Niye ki? Cahit'in yaşaması için senin ölü biliniyor olman gerek. Hala Cahit mi diyorsun bana? Eğer sen ölmüş olsaydın diyemezdim. Ama onun ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Senin sahte ölümün onun yükselmesine yardım edecektir. Dağıldığımızı söylemiştim. Görevi kabul etseydin her şey başka olacaktı. Kabul et artık. Cahit bunu yapabiliyorsa senin toparlayabileceğin bir durumda değil demektir. Benim yaşadıklarımın benzerini yaşıyor. Kim bilir ne kahrediyordur şimdi. Ama onu artık hiçbir şey hedefinden saptıramaz. Senin yaşadığını öğrense bile mi? Ben oraya senin yaşadığını söylemek için gittim. Ben de o yüzden oraya geldim. Sizlerle eski günleri konuşacaktık. Ve belki hep beraber planımı gerçekleştirebilecektik. Sen hala inanıyor musun? Ne zaman vazgeçeceksin inancından? Olmuyor, yapamıyorsun, yapamayacaksın. Sen olsan, inansan yapabilirdik. Ben yine söylüyorum, bu planda yok. Peki. Dostlarına görünebilirsin ama düşmanların bilmesin. Cahit'in hayatı buna bağlı. Karar senin. Öl ya da öldür. Teşekkür ederim. Gaye'yi Poyraz'ın elinden kurtardığın için. Eyvallah.
Aldığımız o kadar güvenlik önlemine rağmen yerimizi nasıl buldular Mete? Benim ekibimde güvenlik zaafı olduğunu düşünmüyorum. Adamlar sizin ekibiniz geldikten sonra mekana geldiler. Efendim. Aracımıza takip cihazı yerleştirmişler. Cihazı imha ettik. Nasıl fark etmezsiniz Johnny? Kardeşlerimizi almaya gittiğimiz yerde cihazı yerleştirdiklerini düşünüyoruz efendim. Anlaşılan ritüellerimizin farkındalar. Diğer ekip ne durumda? Efendim, diğer kardeşlerimizi almak üzereler. Ara onları çabuk. Mezardan. İyi misin? İyiyim abi. Seni hastaneye götüreyim. Ben Gaye'ye gideyim. Merak eder. Çok önemli bir yara değil. Gaye halleder. Peki abi. Sırt sırta çatışmayı çok özlemişim. Ben de sana sarılmayı özlemişim. Komutanım, iyi misiniz? Ben iyiyim ama Abdüley yaralı. Sen nereden anladın burada olduğumu? Tahmin ettim efendim. Tamam. Sen şimdi Abdüley'i Gaye'nin yanına götür. Mezardakini ve şuradakileri de topla kül et.
Şimdi ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı bekleyeceğiz mi? Sakin ol Ali. Bu iş böyle bitmeyecek. KGT takip etmiyor mu bunları Pusat? Abi adamlar izini kaybettirdi. Şimdi bul bulabilirsen. Burada niye duruyoruz? Gidelim. O yerin altında bekleyelim. Tekrar gelirler belki. Saçmalama imdat. Bir daha hiç gelirler mi oraya? Ben gidiyorum. Biraz hava alacağım. Buyur yenge. Peki yenge. Bir sıkıntı yok değil mi? Tamam yenge, sen adresi ver, geliyorum ben. Lazım. Mahvoldum ben. Bittim ben. Hiçbir şey olmayacak. Acele etmemiz gerek Selin. Birini öldürdüm ben. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Bak, şimdi beni iyi dinle. Bana güven. Hiçbir şey olmayacak. Sen sadece dediklerimi yap. Seni eve bırakacağım. Arabayı da ben alacağım. Her şeyi temizleyeceğim, tamam mı? Hiçbir sorun çıkmayacak. Böyle bir şey hiç yaşanmadı, anladın mı? Güzel. Şimdi bir an önce gitmemiz lazım. Hadi. Söylediğim gibi, tamam mı? Benden haber bekleyeceksin. Tamam. Hadi git şimdi. Sen olmasaydın ne yapardım? Çok teşekkür ederim. Selin. Hoş geldin kızım. Ne yaptınız? Hiç baba. Bir şey yapmadık. Çok yorgunum, odama geçeceğim. Arkadaşının annesi nasıl oldu? Kim? Merve'nin annesi hasta değil miydi? Ha, iyi. İyi baba. Sen neden ağladın o zaman? Yo, ağlamadım baba. Kızım, gözlerin kıpkırmızı. Şeytan nerede baba? Mamasını verdin mi? Bana bak bakayım sen.
Bacağındaki çamur ne? Kızım ne oldu? Çok kötü bir şey oldu baba. Ben birini öldürdüm. Ne? Ne yaptın? Arabamla bir adama çarptım. Gel, gel otur şöyle bakayım. Gel, geç otur şöyle. Kızım, kızım sen ne diyorsun? Aniden önüme çıktı. Fark ettiğimde çok geçti. Frene bile basamadım. Çok üzgünüm baba. Kime çarptın kızım? Nerede adam şimdi? Bilmiyorum baba. Çarptıktan sonra kaçtık. Kaçtınız mı? Kimse gördü mü? Merve ile bir ortak arkadaşımız vardı yanımda. Onu evine bırakacaktım. Şimdi arabayı da o aldı. Her şeyi halledeceğini söyledi baba. Kızım ne yaptın sen? Kimmiş o arkadaşın? Adı ne? Sarp. Sarp? Ver bakayım şunun telefonunu bana. Selin ver şu telefonu. Sen çık odana. Alo. Turgut. Aldın mı kötü haberi? Sakın kızıma zarar verecek bir şey yapma. Bu gece rahat uyu. Merak etme. Polis kapını çalmayacak. Neredesin? Söyle geleyim. Zamanında biz seni bekledik, gelmedin. Şimdi sen bekleyeceksin. Yarın görüşeceğiz. Yeri ve saati bildiririm. Yüce Majeste, Büyük Efendi buradayken gösterdiğiniz güvenlik zaafı nedeniyle çok sinirlendi Kane. Yerimizi nasıl bulduklarını öğrenebildin mi? Armageddon'un arkasında adam bırakmadığını öğrendiler. Bunu bize karşı kullanıyorlar. Bu kabul törenimizin ikinci kez deşifre olmasına bahane olamaz. Bu zaafı nasıl çözmeyi düşünüyorsun Kay? Armageddon'un bir ölüm ordusu olmasının sebebi bu ritüeller. Sonucu ne olursa olsun bundan vazgeçemeyiz. Başarısızlığını bizim ritüellerimize bağlama Kay. Bunun Armageddon'un en önemli motivasyonlarından biri olduğunu elbette ki biliyorum. Ama 90 günlük zaman sınırında da bunu yapabilirsin. Hemen almak için neden bu kadar acele ediyorsun? Bu topraklarda bir gün bile kalmalarını istemiyorum. Asırlardır biz bu topraklardan besleniyoruz. Bu ritüellerimiz son günlerde büyük kayıplar vermemize neden oldu. Bunların sorumlusu da sensin. Asıl bulman gereken düşmanımızın bunu nasıl öğrendiğidir. Sorguluyor musunuz? Hayır Kane. Yalnız Yüce Majeste'nin de bu olanlar karşısında daha fazla sessiz kalacağını sanmıyorum.
Yarın gece yarısından sonra bunları verdiğim adrese ulaştır. Sakın karıştırma. Merak etme Cahit. Tebrik ederim Cahit. Sonunda aramızdasın. Üstad seni görmek istiyor. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Bahçede bulduk. İçerisinde hard disk var. Arthur'a götür. Tamam. Burada. Heyecanlı mısın Cahit? Bütün başlangıçlar heyecanlıdır efendim. Bunu normalde büyük efendinin elinden alacaktım. Ama yaşananlardan ötürü erkenden Kudüs'e gitmek zorunda kaldı. Nedir? Bu prizma senin kimliğin. 33 kapıyı açılacak kod buradan iletilecek. Ben size mi bağlıyım? Evet. Ben de Büyük Efendi'ye Cahit. Büyük Efendi de Yüce Majeste'ye bağlı. Şimdilik bilmen gereken sadece bu. Peki... Bunu nasıl kullanacağım? Şimdilik sadece sakla. Zamanı geldiğinde nasıl kullanacağını öğreneceksin. Biraz yorgun hissediyorum. Müsaade ederseniz dinlenmek istiyorum. Tamam Cahit, gidebilirsin. Ben Cahit Kaya. Polat Alemdar'ın ölümünden sorumlu olan tapınakçılardan intikam almak için içinize sızdım. Ve son noktaya gitmek için kendime söz verdim. Bu uğurda istemediğim şeyler de yaptım. Ama yolumdan dönmedim. Çünkü benim izinde olduğum Polat Alemdar da sonuna kadar gitmişti.
Bu ne hoş sürpriz. Kabul törenindeki şahitliğine çok sevindim Margaret. Dinle neyden bak hikayet etmeden, cümle ayrılıklardan şikayet etmeden, çıkar sesini, hikayeni de şikayetini de dinleyelim evladım. Baba demiştim ya, beni artık bir tek sen anlarsın diye. Ben bir şey yaptım. Belki senin bile anlamayacağın bir şey. Nedir o? Hayatımın en zor kararını verdim. Hayırdır inşallah. Buyurun evladım. Kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ettim. Bu paketi size vermem söylendi. Kim söyledi evladım? Cahit. Timur. Ömer Baba'ya gelen paket güvenli mi? Kontrol edildi efendim, güvenli. Tamam. Ne dedi Polat abi?
Kimseye görünmeyecekmişim. Dostlarım hariç. Cahit'in hayatı buna bağlıymış. Cahit hem sana bunu yapsın... Ne kadar kalacağız burada? Beğenmedin mi burayı? Yok, ondan sormadım. Sen yanımda olduktan sonra nerede olduğumu hiç fark etmez Abdüley. Ben sadece bundan sonra ne olacak onu merak ediyorum. Biz ne olacağız? Gaye, benim seninle niyetim belli. Bu akşam benim son bir hesabım vardı kapatmam gereken. O da bitti. Bitti mi gerçekten? Benden yana bitti Gaye. Ali'dir. Aç kapıyı da gelsin. Hoş geldin Ali. Merak ettim, hemen geldim. Hayırdır? Niye buradasın yenge? Hayır Ali, hayır. İçeri geç, anlarsın. Bismillah. Abi? Ali. Sen ayarladın her şeyi değil mi? Bunu yapmak istediğinden emin misin? Eminim. Şimdi otopsi yapmak isteyecektir bizimkiler. Otopsiye Doktor Ekrem'le girmeni istiyorum. Halledersiniz orada. Ceset yandığına göre DNA'nı büyük ihtimalle dişlerinden alacaklar. Bana bir kolonyalı mendil getir. Abdüleh'e fiziksel yapı olarak en yakın olanı bu. Getirdim mi? Bu yeterli olur sanırım. Her şey konuştuğumuz gibi. Kimse bilmeyecek. Şöyle otur istersen. Bana niye söylemediniz yenge? Gel otur Ali, anlatayım. Artık Aksaçlı'nın mekanında ve himayesindesiniz. Siz de burada kalacaksınız. Eğitiminizle Kara ve ben ilgileneceğiz.
Peki ne yapacağız? Ne yapacağınızı zamanla göreceksiniz. Ama şunu bilin ki, her şeyden önce Siyah Sancağı hizmet edeceksiniz. Peki Siyah Sancak nedir? Peygamberin savaş sancağıdır. Ayrıca Türklerin de ilk sancaklarından biridir. Siyah sancak, zalimin zulmü bitene kadar mazlumun yanında olmaktır. Siz İvan'a temas etmeseydiniz, onlar bize temas edeceklermiş. Şimdi onlardan öndeyiz Kara. Şimdi kavgada yumruk sayılmaz usta. Bu sadece bir yumruk. Kara, Siyah Sancağı ne kadar sessiz kurar ve ne kadar gürültüsüz operasyonlar yaparsak, tapınakçıların bize karşı uyanmalarını o kadar geciktiririz. E usta, ama Balkanlarda sessiz hareket etme imkanı yok ki. Kara, mantar patlatsak tapınakçıların haberi oluyor. Bu kez sessiz olmalıyız. Tamam usta. Nereye gidiyoruz? Azerbaycan'a. Kardeş diyarı. Biliyorsun, Azerbaycan'da heyet üyemiz öldürüldü ya. Onun arkasındaki bağlantıyı bulacaksın. Bir de Uç Bey'imizden yeni süvariler alacaksın. Paketin nereden ve kimin tarafından getirildiğini bulamadım. Araştırmana devam et Mete. Yerimizi deşifre ettiler. Buradan çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu dışarıdan yapılan bir eylem değildi. Eğer öyle olsaydı, sadece siber sistemimize saldırmazlardı. Şüphelendiğiniz birileri mi var? Şu an için yok. Nasıl hareket edeceğiz? Mete, bizi Cahit'le yalnız bırakır mısın? Cahit, senden bu meseleyi araştırmanı ve sadece bana rapor vermeni istiyorum. Gel. Gel Fırsat. Otur. Dün akşam tapınakçıları son anda elimizden kaçırdık. Olanları biliyorum Fırsat. Büyük ihtimal Cahit'in kabul töreninin yapıldığı yere gittiniz. Cahit abi nasıl böyle bir şey yaptı hala inanamıyorum. Fırsat, Abdüley ölmedi. Nasıl efendim? Bombadan kurtulmuş. Ama artık herkes Abdüley'i öldü bilecek. Abdüley abi iyi mi? İyi. Dinleniyor şu an. Seni başka bir şey konuşmak için çağırdım. KGT'den ayrılıyorsun Fırsat. Yanlış bir şey mi yaptım? Hayır, hayır. Sana başka bir görev vermeyi düşünüyorum. Sokaklar şehirlerin damarıdır. KGT oraya müdahale etmekte etkisiz kalıyor. Bizim sokakların nabzını yoklayacak dirayetli birine ihtiyacımız var. Dedenin ve babanın namı hala sokakta. Senin bunu da kullanarak orada söz sahibi olmanı istiyorum. Yani yer altına mı geçeceğim? Aynen.
Akif'le beraber mi olacağız? Hayır. Akif'in görevinden haberi olabilir. Ama yolun gereği Akif'le ters düşebilirsin. Tek başıma nasıl yapacağım? Beraber olmak istediğin birileri var mı? İmdat Zazaday'ın yeğeni. Bektaş Zülfikar'ın. İhsan'ın da psikopat yüzünü gördüm. Ekibini kurmuşsun bile. Bu saat baban öldüğü zaman durdu. Baban zamanı bununla tutardı. Şimdiye kadar duruyordu. Bundan sonra senindir. Bu saat senin kolunda çalışacak. Seninle de kontağım bununla olacak. Saat otomatik olarak durduğunda benimle iletişime geçmeni istiyorum demektir. İlk yapman gerekenleri Timur anlatacak sana. Sağ ol abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım, yolun açık olsun. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ben bir şey yapmadım. Kazayı kızın yaptı. Kızımdan uzak dur. Bana teşekkür edeceğini sistemde bulunuyorsun. Ben olmasaydım kızın... Senin kızımın yanında ne işin var? Tamamen tesadüf. Neyse ki yanındaydım. Oldukça kötü bir kazaydı. MOBESE kameraları da kaydetmiş. Her şeyi sen ayarladın, değil mi? Merak etme. Bu görüntüler sadece bende var. Bütün delilleri temizledim. Ben istemediğim sürece de asla ortaya çıkmayacak. Sen nasıl bir adamsın? Yardımsever. Biz de vakfımız için senin yardımlarını bekliyoruz. Sırbistan'da baronumuzun ölümünden sorumlu tuttuğumuz adamlar hapishaneden kaçırılmışlar efendim. Operasyonu kimlerin yaptığını biliyor muyuz? Türk Devleti. KGT ile ilişkili bir ekip. Sırbistan'da eylem yaparak arkalarını temizliyorlar. Bu ilk hamleleriydi. İkinci hamleleri Bakü'de olabilir. Orada öldürdüğümüz heyet üyesinin intikamını almak için oraya yöneleceklerdir. Ne emredersiniz? Bana Raskolnu bağla.
Hayırdır Pusat? Bu hayatta ne yapıyorsun insan? Şurup içmekten başka. Derdin ne? Amacın ne? Koşturuyoruz Pusat. Kim nereye derse oraya gidiyoruz. Kuru bir yaprak misali. Rüzgar ne yandan eserse oraya uçuyoruz. Hep bir hareket halindesin ama bir hedefin yok. Ya sen imdat? Dayının intikamı dışında hayata ne bağlıyor seni? Hiç. Senin Bektaş? Amcam ne derse onu yapıyorum. Polat abi, Memati abi, Abdüley abi öldü. Babam öldü. Artık sokaklar ite çakala kaldı. Biz de burada oturmuş, biri gelse de hadi dese diye bekliyoruz. Neyi neden yaptığımızı bile bilmiyoruz. Artık bekleyecek sabrım kalmadı. KGT bizi sadece oyalıyor. Ne yaptığımız belli değil. Kimle savaştığımız belli değil. Ama sokaklarda it kopuk kol geziyor. Ben sokaklara geri dönüyorum. Nasıl Pusat? Planın ne? Önce aileme ait olanları geri alacağım. Sonra sokaklara raconu geri getireceğim. Sonu nereye varır diye sormayın. Ben sadece yola çıkıyorum. Polat abinin dediği gibi. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Var mısın imdat? Varım Pusat. Var mısın Bektaş? Varım Pusat. Var mısın İhsan? Varım Çakır. Az önce Raskol'la görüştüm. Türkiye Başbakanı'na İran gezisinde bir eylem gerçekleştireceğini söyledi. Yüce Majeste'nin bundan haberi var mı? Raskol'un Yüce Majeste'den habersiz böyle bir eylem yapacağını sanmıyorum. Bu birçok dengeyi bozacak bir eylem olabilir. Peki bunda bizim kazancımız ne olacak? Eylemci Rus, yer İran, hedef Türkiye. İran ve Türkiye'nin son dönemdeki yakınlaşmasını engellememiz için Rusya büyük bir fırsat. Raskol bunu gerçekleştirebilirse, siyasi ve ekonomik anlamda istediğimizi almış olacağız. Siyasiyi anladım da, finansal olarak nasıl kazanmayı düşünüyoruz? Borsadaki hisselerimizin açığa satılması için talimat verdim. Yurt dışındaki bu operasyonun başbakan üzerinden yapılması bize ulaşmaları demektir. Son dönemde yaptığımız eylemlerden sonra Türkiye finansal güvenliğe çok daha fazla önem vermeye başladı. Onlar bunu çözene kadar biz hedefimize ulaşmış olacağız.
sizin gibi düşünmüyorum. Daha şimdiden fonlarımızın hareketlerini araştırmak için savcı Leyla'yı görevlendirdiler. Polat'ın sevgilisiydi. Aynı zamanda kardeşimiz Jack'i öldürdü. Margaret'ın yakın korumasıydı. Türkiye'de hiç savcı öldürüldü mü? Belirli dönemlerde çıkarlarımız için birkaç tanesi öldürülmüştü. Yüce Majestemizin dediği gibi, bir kere yapılan her zaman tekrar edilebilir. Ben bu görevi zevkle yerine getirebilirim. Gel. Savcının, Gökçer Bey geldi. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk savcı hanım. Buyurun. Ne gibi gelişmeler oldu? Finansal güvenlik teşkilatımızın araştırmalarına göre uluslararası finans operasyonlarını gerçekleştiren lobinin ülkemizdeki en önemli isimlerinden bir tanesinin dosyası efendim. Bu şahsın tapınakçılarla beraber ülkemizde yaptığı operasyonlar ülke ekonomisini derinden sarsarken bu yolla finans piyasalarımızdan elde ettiği karlar oldukça büyük bir meblağ tutuyor. Savcı hanım, bu lobinin dış bağlantıları ülkemizde oldukça güçlü. Bunları ortaya çıkarmak finansal ve ekonomik açıdan ülkemizin geleceği için çok önemli. Benim de yaptığım araştırma ve soruşturma sonucunda elde ettiğim bilgiler dosyadakilerle paralel. Savcı hanım, milletimizin sırtından haksız yere kazandıkları paraları kullanarak ülkemizde enerji, madencilik, banka ve medya alanlarında etkin konuma geliyorlar. Bu güçlerini de kullanarak ülkemiz ekonomisine ciddi darbeler vuruyor ve uluslararası arenada finansal anlamda ülkemizi itibarsızlaştırıyorlar. O zaman biz de bunların bu haksız kazançlarını kontrol altına alarak bu stratejik sektördeki etkilerini kıralım. Sistemimize soruşturma girişini yaptıktan sonra harekete geçebilirsiniz. Emriniz anlaşıldı efendim. Operasyonu en yakın zamanda başlatıyoruz. Siz bu tarafta takılın. Şurup sen benimle gel. Fırsat abi hoş geldin. Hangi masaya alayım seni? Bu ne? Abi bunlar yeni çıktı. Kolu yok lan bunun.
Hepsi dijital abi. Kolu ta Tel Aviv'e, Costa Rica'ya kadar uzanıyormuş. Nasıl açılıyor? Kredi kartıyla abi. İyi başladın Çakır. Ben kaybetmeyi sevmem koçum. Söyle paramı nakit olarak geri getirsinler. Tamam abi. Abi ne oluyor? Parayı çekiyorlar. Kimmiş o? Abi Pusat. Çakır'ın oğlu. Ne istiyormuş? Kaybetmeyi sevmezmiş abi. Parasını istiyor. Demek parasını istiyor. Beyler ne istiyorsunuz? Paramızı. Ne kadar? 5 milyon. Kaybettikleri parayı verin gitsinler. Peki. Bu bugünün kaybı. Sen ne diyorsun? Baltazar'ın mekanına haraca mı geldin Çakır? Bırakın bu ayakları. Ayaklarımızı keser var. Şimdi çekin gidin buradan. Şey olmamış sayın. Sen kimin mekanından kimi kovuyorsun lan? Kimi kovuyorsun? Olacakları saymaya başla o zaman. Ugh.
Ben Laz Ziya'nın torunu Süleyman Çakır'ın oğlu Pusat. Dedemden, babamdan çalınanları geri almaya geldim. İstanbul'da ne kadar kumarhane, ne kadar mekan varsa hepsinin varisi benim. Bundan böyle bilin ki bunları vermeyen olursa önce çaldığı eline... Sonra da kafasına sıkarım. Uzun zamandır görüşemiyoruz Marge. Sonunda beni hatırlamana sevindim. Umarım benim için iyi haberlerin vardır. Haberler iyi Sarp. İstediklerimi yaparsan seni o çok istediğin yere getirecek bir görevin var. Tanıyorsun galiba. Murat tanıştırmıştı. Ne istiyorsun? Onun bugün ölmesi lazım. Bir saniye Mart. Yanlış duymuyorum değil mi? Bir savcının ölümünden bahsediyorsun. Hem de bugün. Bu ne acele? Yurt dışı. Bağlantılı bir operasyonun bir parçası olacak bu eylem. Bu nedenle zamanlaması çok önemli. Ne kazandıracak? Sana büyük bir operasyonun yapılacağını söylüyorum Sarp. Bunun borsadaki yansımasını düşünebiliyor musun? Onu anladım da. Eylemi bana yaptırmandaki kazancım ne olacak? Müfettiş Kane şu an yalnız. Onun bu isteğini yaparsak elimiz çok güçlenecek. Sen de o çok istediğin yere en kısa zamanda geleceksin. Sana verdiğim kasetleri ne yaptın? Birini kurye ile verdiğin adresteki malikaneye gönderdim. Diğerini ise babaya kendim verdim. Bir şey dedi mi? Yok. Bir şey demesine fırsat vermeden ayrıldım yanından. Bir süreliğine kapat dükkanı, buradan git. Tamam Cahit. Ne kadar sürer? Zekai sana haber verecek. Babacığım, her şeyi ayarladım, hazır. Şu düğmeye basınca açılacak. Sağ ol evladım. Başka bir şey var mı babacığım? Yok evladım, sağ olasın. İyi günler babacığım. İyi günler evladım. Efendim, cihaz televizyona bağlandı. İzleyebilirsiniz. Tamam Timur. Thank you.
Ömer babacığım, bu videoyu izliyorsanız ben büyük ihtimalle hayatta olmayacağım. Ama benim ölüm haberimi alana kadar bu kaydın saklanması için sizden daha güvenilir bir kişi düşünemedim. Babacığım ve çok sevdiğim dostlarım, bana çok öfkeli olduğunuzu ve size ihanet ettiğimi düşündüğünüzü biliyorum. Bu yaptıklarımın tek bir sebebi vardı. O da abimizin intikamını almak. Biliyorum, bana kızacaksınız. Neden beraber savaşmadık diyeceksiniz. Belki haklısınız ama bu ancak yalnız yürünecek bir yol. Bu kaydı aldıysanız bilin ki şu an yolun sonundayım. Ve Polat abinin intikamı alındı. Bu yolculuğumda kırdığım, incittiğim ve belki de zarar vermek zorunda kaldığım tüm dostlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum. Sizlerin sevgisi benim kefenim olacaktır. Kusura bakmayın. Geçen gün görüşmek istemiştiniz. Başınız sağ olsun. Abdüley de artık bizim gibi Sami Bey. Buna çok sevindim. Gündemimizde ne var? Öncelikle heyet üyelerinin toplantı talebini iletmem gerekir. En kısa zamanda bir toplantı yapmak istiyorlar. Mekanı hazırlatıyorum. Güvenliğinden emin olduğumda üyelerimizi toplantıya çağıracağım. Şimdilik sizler gündemde olanlarla ilgili kararları da iletebilirsiniz. Buyurun Sami Bey. İki konu arz etmek istiyorum. Biri Türkiye'de hazine bonolarıyla ilgili. Bir diğeri de metal borsasıyla ilgili. Türkiye'de hazine bonolarının takas dökümü yok. Yani isimlere kayıtlı değil. Kime ait olduğunu bilemiyoruz. Bu bonaların isimlere kayıt yapılmasını isteyen hükümetler, yabancı ve yerli işbirlikçiler tarafından hep engellendi. Buna bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Çok zor bir konu. Yıllardır uğraşılıyor. Hocam, bunun çözümü için ne gerekiyorsa yapalım. İkinci konu, tapınakçılar bizim maden rezervlerimizi kontrol etmek istiyorlar. Devlet kurumlarını bu konuda etki ve baskı altına alarak maden arazilerinin bilgilerini ele geçiriyorlar. Böylelikle araştırma yapmadan maden rezervlerimize konmuş oluyorlar. Hatta bunun için vakıflar veya sivil toplum örgütleri kurarak maden içeren bu arazilerin daha kolay satın alınmasını sağlıyorlar. Oluşturduğumuz fonla Emtia adlı bir şirket kurup bu madenleri devletin kontrolüne almanızı istiyorum. Tapınakçılarla işbirlikçileri tarafından kurulmuş vakıf ve sivil toplum örgütlerinin denetimlerinin de KGT tarafından yapılmasını Akif'e ileteceğim. Metal konusunun önemli ayağı olan metal borsası özellikle İslami bankacılıkta çok önemli. Zira günlük repo uygulanıyor. Şu andaki İslami bankacılık sistemi Londra metal borsasını kullanıyor. İngilizler ülkemizde altın borsasını kapattırdılar. Metal borsasını da açmakta büyük zorluklar çekeceğiz. Ve bunu yaptığımızda muhakkak ödemesi olacaktır. Bütün zorlukları göğüslememiz gereken bir dönemdeyiz. Eğer biz bunları yapabilirsek,
yani oluşturduğumuz fonla Türkiye Metal Borsası'nı kurabilirsek, Londra Metal Borsası'nda değerlendirilen parayı ülkemize çekebiliriz. Bu da söylediğim gibi savunma değil, taarruz hareketi olmuş olur. Tapınakçılara vurulacak en büyük darbe budur. Kuracağımız metal borsasıyla İran'da 350 milyar dolar büyüklüğündeki İslami bankacılık parasının da birçoğu Türkiye'ye çekilebilir. Obama'nın Orta Doğu ve İran'la ilgili yeni politikası ve Türkiye'nin İran'la yakınlaşması bu anlamda çok önemli. Değil mi Sami Bey? Evet. Ayrıca tapınakçıların milyarlarca dolar parası petrol ve altın kontratlarında değerlendirilmekte. Bu bahsettiklerimizin olması durumunda altın 1000 doların altına, petrol 30 dolar civarına iner. Bu da onlar için çok büyük bir finansal zarara yol açacaktır. Yani yeni dengede ülkemizi büyük bir güç olarak görmek istemeyen tapınakçıların sonu olur. Sağ olasın. Afiyet olsun. Aksaçlı dört duvarın arasında oturuyor. Sen kendine güzel yer bulmuşsun. Peki ne yapacaksın şimdi burada? Bakarsın Ali ile peyzaj işine gireriz. Değil mi Ali? Gireriz abi. Sen nasıl diyorsan. Çevre düzenlemesi yapacağım diyorsun yani. Sen ne yapıyorsun? Usta, Armageddon'a karşı bir tim kurmamı istedi. Uluslararası, sağlam bir tim. Adı Siyah Sancak. İsmi gibi güçlü. Komutanı da sensin yani. Ustanın himayesinde kuruyoruz. Aslında sen de olsan iyi olurdu. Bizimki de bir nevi çevre düzenlemesi. Gerçi bizim çevre biraz geniş ölçekli ama... Tamam Kara, anladık. Hayırlı olsun. Eyvallah. Hayırdır inşallah. Efendim yenge. Erhan, senden bir şey isteyeceğim. Buyur yenge. Nereye? Gelsene. Sana güzel haberlerim var. Turgut'u ikna ettim. Vakıf için seve seve çalışacağını söyledi. Güzel haber.
Nasıl bağladın adamı? Herkesin bir zaafı vardır Murat. Sedat'ta bir gelişme var mı? Sedat'ta tamamdır. Tebrik ederim ortak. Aslında daha önemli bir gelişme var. Bir saat içerisinde bir eylem olacak. Ben de şirket hisselerinin açığa satış emirlerini verdim. Nasıl bir eylemden bahsediyorsun? Savcı Leyla Türkmen öldürülecek. Hani benimle tanıştırmıştın ya. Daldı. Her duyduğuna inanma. Gündem her dakika değişiyor. Ortak olduğumuz hisselere işlem yapmamı ister misin? Tamam tamam. Yapabilirsin. Sonra bir sıkıntı olmaz değil mi? Sen merak etme. Ben hallederim. Benim bir arama yapmam gerekiyor. Efendim Murat. Tapınakçıların yeni bir operasyon emri ortalıkta dolaşıyor. Nasıl? Sanırım finansal bir operasyonu fiziksel bir eylemle bütünleştirecekler. Yani Murat? Akif. Hedef savcı Leyla Türkmen. Elinde başka bir bilgi var mı? Hayır. Şimdilik bildiklerim bu kadar. Peki Murat. Eğer eline başka bir bilgi geçerse hemen bana haber ver. Tamam. Savcı Leyla Türkmen'in bir an önce yer tespitini yapın. En yakın ekipleri oraya yönlendirin. Şamil, Alptekin. Benimle gelin. Harekete geçin. Savcı hanım, şu an tehlikedesiniz. Sizi güvenli bir yere yönlendirmem lazım. Ne tehlikesi? Vaktimiz yok. Telefonu şoföre verin. Ahmet, Akif'in dediklerini yap. Takip eden var mı? Şu an yok. İleriden sola dön. İleriden tekrar sola dön. Karşında bizi göreceksin. Dikkat et Ahmet. Sıkı tutun.
Naci Hanım. İyi misiniz? Gel. Bilir misin ayrı kutu ne demek? 40 yıl sudan uzak kalsa bir damlacık suyu görmesin, hemen açıverir. Babacığım, kaydı dinlemişsiniz. Evet. Nasıl verdin evladım? Abinin ölümünden sonra kendimi boşlukta hissettim. Ne yapacağımı bilemedim. Onun intikamını alma fikri beni kendime getirdi. Çok zordu baba. Onlardan biriymiş gibi davranmak, kendi kardeşlerime silah doğrultmak kanıma dokundu. Ama yolumdan dönemezdim. Tereddüt yaşadığım her an abim geldi aklıma. Her gece vicdan azabıyla uyuyup, her sabah intikam duygusuyla uyandım. Ama artık tükendim baba. Devam edebilmek için güce, inanca ihtiyacım var. Vicdanım sızlıyor babacığım. Ama artık çıktığım yoldan geri dönemem. Benim senin gönlünden de, niyetinden de şüphem yok. Senin de olmasın. Kalbine danış. Eğer doğru yolda olduğuna inanıyorsan, kimse seni yolundan döndüremez. Gönlünden şüphen yoksa, Allah seninle beraber olacaktır. Sen Yunus Peygamber'in hikayesini bilir misin? Yunus Peygamber, görevimi hakkıyla yapamıyorum deyip başarısızım düşüncesiyle kavmini ve yurdunu terk etmeye karar verir ve bir gemiye biner. Gemi açık denizlere açılır. Derken çok şiddetli bir fırtına çıkar. Kaptan ve yolcular bu uğursuz adam yüzünden gemi batacak derler. Ve Yunus Peygamber'i uğursuz diye denize atarlar. Denizde Yunus Peygamber'i bir balık yutar. Ve Yunus Peygamber uzun süre o balığın karnında kalır.
Hatasını anlayan Yunus peygamber Rabbine La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Sübhan olan sensin. Senden başka ilah yok. Ben kendime, nefsime zulmettim diyerek tövbe eder. Allah da tövbesini kabul eder. Ve balığa tekrar onu karaya bırakmasını emreder. Balık Yunus peygamberi karaya bırakınca Yunus peygamber tekrar görevine döner. Ve insanları tevhide davet etmeye devam eder. Yunus peygamber gibi sen de bu duayı sık sık tekrar et ki Allah sana da kurtulmayı nasip etsin Cahit'ciğim. Sağ ol babacığım. Babacığım, kasede... Kulaklarım duyduklarıma mezardır evladım. Dua et babacığım. Allah seni korusun. Abicim, bu bankın bir sahibi var. Burayı öyle kafana göre oturamazsın. Kalk! Git işine gece gece. İçim yanıyor dumanında, boğulma. Sahibi var diyorum, sahibi. Burası da Abdüley abinin bankı. Kalk git şimdi. Hadi! Abdüley abinin bankı, ha? Abdüley abin öldü. Abdül gitti. Ne? Abdüley abi öldü mü? Hadi kardeşim, beni yalnız bırak. Ah, yalan dünya be. Oğlum, işiniz gücünüz yok mu? Bir bırakın. Erhan. Abdül sen. Nasıl oldu Abdül? Senin cesedini gördüm, yanmış. Tövbe tövbe. Kusura bakma Erhan. Öyle gerekti. Nasıl öyle gerekti Abdül? Bana yaşattığın şeyi biliyor musun sen? Polat abiden sonra bütün dostlarımı kaybetmişim. Ben ne yapayım artık bu dünyayı diye. Atsaydım kendimi de şu suya.
Tamam Erhan, uzatma. Bir şey yok işte. Hala uzatma diyor ya, bak ya. Herkes seni öldü biliyor. Çocuklara haber verelim. Dur Erhan, bir dur. Otur bir konuşalım. Haber verirsin. Bizimle geliyorsun. Eşhederine Muhammeden Abdu ve Resul. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu. Aleyküm ve rahmetullah.